Evet, tiyatro oyuncusu olduğunuz nasıl belli? Mikrofonu alayım sevgili Narin. Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım. İsmim Çağlar. Ben de atölye kurulduğundan beri bu ekipteyim. Soğuk Heykel Atölyesi'nde. Soğuk Heykel Atölyesi'ndeyim. Hüseyin Bey'le, Ozan Bey'le birlikte çalışıyoruz. çalışmalarımızdan ben bir ilginç deneyimden bahsedeyim ben de. Lütfen. Aklıma gelen. Lütfen. Komik. Eskişehir dedik tiyatro festivalinde. ben balıkçı karakteriyle orada performans sergilerken bir amcamız arkama geçti. Ve konuşmasından hani mimiklerini tahmin edebiliyorum yaptığı şeyi. Bir bozuk para atıldığında önümüze kutuya hareket ettiğimiz zaman şunu söyledi. Durdu böyle. He, tabii ceryanlı bu. Parayı attı, oradan elektrik ceryanlı. Yani ne kadar konsantre olsanız da. Değil mi? Hani içten içe tabii ki de. Performans bitsin dedim bir an önce de hani o içindeki kahkahayı atayım artık diye. Böyle ilginç. Tabii birçok başımıza gelen. Sevgili Furkan, senin de bir anını rica ediyorum. Bu arada mikrofon. Olsun, olsun. Biz Bülent Ersoy'a gelecek zaten yakında. Ona hazırlamış olalım mikrofonu. Furkan Güleryüz. Atölye kurulduğundan beri birlikteyim. Sayın Hüseyin Bey'le, Ozan Bey'le. sokak sanatı yapıyoruz tabii ki ve sanatı sokakta yapıyoruz. bu bağlamda tabii ki birçok güzel hikayeler doğabiliyor. Bunlardan biri mesela ben bir gün Charlie Chaplin karakterini canlandırırken Karşıyaka Çarşısı'nda. Teyzemin biri gelip adak adadı Charlie Chaplin. Ya Charlie Chaplin'e işte. Charlie Chaplin'e adak adadı evet. Evet. Ne sandı ki Charlie Chaplin'i? Bak türbe muamelesi yaptı ama ne sandı bilmiyorum. Elinde 1 lira direkt atarak. Attıktan sonra başladı zaten elimi falan okşuyor böyle Allah kabul etsin inşallah diye başladı. Büyük kızı evden kaçmış. Evet. Küçük oğlan iş arıyor. Öbür ortanca olan askerden. Baba emekli zaten kızına çok kızıyormuş. Barıştırmak istiyor. Bunlar için dua etmemi istedi. Yani bu gibi şeyler çok kaç olabiliyor. Kaç para attı bari? 1 lira. 1 lira herhalde. Artık 1 liralık kabul olur herhalde. Ay korktum. Ay harikasınız ya. Var mı başka? Ozan senin var mı? Sen yapmıyorsun. Anlatsak sabah. Anlatalım. Vallahi bitmesin program. Sabahlar olmasın. Çok keyiflisiniz dostlar. Ama kullanmış olduğunuz malzemeler oldukça pahalı diye biliyorum. Evet. Bu konuya da girmek istiyorum. Evet. Sevgili Ozan, sende nasıl olsa mikrofon var Hüseyin. Tamam, tamam. Ama ben Kanuni'ye biraz şey yapayım hani padişahımıza. Kıskandım ben şimdi. Kıskandın mı Hürrem? Sen de çok kıskançsın zaten. Prenses Isabella, seni de böyle alalım o zaman. Evet, biraz daha evet. Çok zor değil mi bu kıyafetleri taşımanın, hani sessiz kalmanın yanı sıra bir de sizin maliyetleriniz tabii var. Ya öncelikle zaten kostümlerimizi biz özel tasarlamak zorundayız. Yani kimsenin üstüne olmayan kostümler evet, lazım. Evet, bu arada yüzükler, takılar muhteşem. Hürrem süpersin. Oo, taşlar, kemerler. Altın mı efendim? Çeyreğin 180 bin olduğunu bize varsak evet. Evet, bayağı bir zenginsin, biz seni bırakmayalım. Kostüm konusunda problemler yaşıyoruz İzmir'de. her yerde yaşanıyor. Sizde kalsın. boyalarımız gerçekten, onların da maliyetleri çok yüksek. Yurt dışından getiriyoruz boyalarımızı. Hollanda'dan temin ediyoruz boyalarımızı şu an. ve hani dışarıda insanlar şey diyor, yani para atıldıkça hani çok çirkin muamelelere de maruz kalabiliyoruz. Dilenci diyen oluyor, başka şeyler söyleyen oluyor bizim evet. için. İşte modern dilenci dendiği oldu. Ama bilmiyorlar ki dışarı, yani bir kişinin boyanmasının en minimum maliyetinin 100 milyon olduğunu ve o toplam o kutunun içinden çıkacak paranın da yani 80-90 bile olmadığı, hatta yani tüm gün çalışıyor, 2-3 kişi çalışıyor, evet. 100 milyona dönüldüğünü bilmiyorlar yani. Bu yüzden bu aynı zamanda bunu bir şikayet olarak söylüyorum, bunu dile getireyim izleyenlerden. Sokak sanatları en çok hangi ülkede popüler? Benim bildiğim kadarıyla Milano, doğru mudur? Milano, evet. Milano'da çok. Belçika'da da var değil mi? Avrupa ülkelerinde çok genelde, moda bu ve evet. çok da saygı duyuluyor. Kesinlikle. Yani gelip bir türbe muamelesi yapılmıyor en azından. Halkımızı bu konuda bilinçlendirelim. Neler söylemek istersin? Bu konuda yani görerek bilinçlenecekler. Daha duyarlı olsunlar. Biraz... Yani aslında yani evet destek değil mi? Olmalarını da bekliyoruz. Yani biz
Karşıyaka Çarşı'da yaklaşık bir yıldır çıkıyoruz. Belediyenin de aslında bizi sahiplenmesini istiyoruz. Yani hem Karşıyaka Belediyesi'nin, çünkü oranın bir sembolü olduğumuzu düşünüyoruz şu anda. Ofisimiz de aynı zamanda Soğuk Heykel Atölyesi'nin orada. Fakat biz zabıtalardan yana, görevlilerden yana bayağı bir sorunlar yaşıyoruz. Yani çıktığımız yerlerde oradan iteleniyoruz, öteki tarafa gönderiliyoruz, oradan gelip kaldırıyorlar. Yani bu aslında en önemli sorunumuz. Evet. İstediğimiz şey maddi destekten çok aslında bu. Yani sanatımızı icra edebileceğimiz yerler. Evet. Buna karışılmaması ya da bu konuda bize sorun çıkarılmaması. İzmir'de birçok büyük belediye var. Bu belediyelerin aslında sanata sahip çıkmasını istiyoruz. Yani dileğimiz, en büyük dileğimiz bu. Kesinlikle katılıyorum. Sonuçta çok özel bir sanat bu. Hatta evet, bunun sanat olmadığını düşünenler de var. Onlara bir cevabınız var mı? Size de bir söz hakkı da olsun Ege TV ekranlarından. Yani bu bir yetenek. Şimdi ben de dururum diyenler var. Bakın biz biraz biz önce dedik. Biz 5 saniye duramadık Hüseyin. Yani, mümkün mü böyle bir bu şey? Bu çok zor. Su içmeden, yemek yemeden, tuvalet ihtiyacını gidermeden 2 saat boyunca konsantre olarak hiçbir şey düşünmeden orada durmak zorundasınız. Ve birçok tehlike de dediğim gibi sizi bekliyor orada. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Evet, tehlike dedin de sonuçta durduğunuz yerler de çok önemli aslında. Hani sizin hasbelkader belirlediğiniz yerler değil de belki durmuş olduğunuz yerlerde belediyelerin size uygun gördüğü yerler çok daha uygun olur. Uygun. Şöyle bir şey var. Karşıyaka Belediyesi'nin hani... Karşıyaka'da doğdum, büyüdüm. Ben orayı gerçekten çok seviyorum. Yalnız Karşıyaka esnafıyla feci derecede problem yaşıyoruz. Özellikle yer konusunda yerimizi sürekli değiştirmemizi istiyorlar. Dükkanımızın önünü kapatıyorsunuz ya da işlerimize mani oluyorsunuz gibi tepkiler alıyoruz. Yaşlarından dolayı yeni bunları bu şekilde görmek münasip olsa gerek. Ama biraz daha bilinçlenmeleri onlar için daha iyi olacak. Ve ben Bornova'da oturuyorum. Kesinlikle Bornova'ya da bu şekilde eğer destek alırsak heykellerin gelmesini kesinlikle istiyorum. Gerekiyor. Evet. Şu an 15-20 kişilik bir ekipsiniz ama ben inanıyorum ki önümüzdeki yıl katlayacaksınız. 2'ye 3'e katlayacaksınız. Sonuçta buna ilgi duyan Gaye Hatun muydu? Gaye Hatun. 55-60 yaşında hanımefendiler de var. Herkes bekleriz. Atölyemizde çalışmak isteyen herkes gelebilir bizimle. Bir 2 aylık bir eğitimimiz nasıl var. Nasıl ulaşacağız size peki Hüseyin? Bir web sayfanız var mı ya da Google'dan Soğuk Heykel Atölyesi yazdığımızda, İzmir yazdığımızda çıkıyor mu? Çıkıyor sizinle aslında ilgili bilgiler, ama bir iletişimler. Sitemiz var. www.soğukheykelatölyesi.com Türkçe karakter kullanmadan yazıldığında yaptığımız çalışmalara, iletişim bilgilerimize ulaşmak mümkün. Aynı zamanda Karşıyaka'da bir pasajın içinde bizim yine ofisimiz var. Tiyatro sokağındayız. Bir de bize her zaman caddeden ulaşmaları mümkün. Yani Karşıyaka'da haftanın belli günleri oradayız. Evet, peki bundan sonraki hedefleriniz neler? Yeni organizasyonlar var mı? Son olarak bunu soralım. Şu an önümüzdeki hafta bir Bursa turnemiz var. 14. Karagöz ve Kukla Gölge Oyunları Festivali'nde, uluslararası bir festivalde Karagöz Hacivat heykellerimiz gidecekler. Ve onun dışında da yine Bursa'da bir alışveriş merkezinde bir etkinliğimiz olacak. Bir hafta boyunca Bursa'dayız. Peki çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. Padişahım. Hürrem Hatun çok kıskançsın bugün ama. Efendim yarın yine saatlerimiz 10.05'i gösterdiğinde hafta içi her gün olduğu gibi yine değerli konuklarımızla ve bambaşka konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Lütfen gökkuşağını takip edin. İçinden gökkuşağı renklerinin geçmiş olduğu bizim programımızın farkını siz de tadın istiyoruz. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. Öyle karşıdan...